da geliyor bak. O da ayakkabılarını alacak bak. Ay kıyamam. O hadi dokarsan ayakkabı. Aşkım. Sen de mi gideceksin? Ay kıyamam. Bakın aldım. Ne aşkım gitmiyor. Baba. Baba. Bay bay, kıyamam sana ya. Biraz sonra geri gelecek, haberi yok. El sallıyor. Bay bay. Bay bay. Herkese merhaba. Yeni video. Hoş geldiniz. Bugün salı günü. Şimdi yemek yiyip çıkacağız dışarı. Benim markete uğramam lazım. Postaneye uğramam lazım. H&M'e falan uğramak istiyorum. Çünkü yaz indirimlere başladı. Melis ve Mert iyiler. Yani benim de var. Ama Mete'nin böyle yaz kıyafetlere bakacağım. İndirimde uygun fiyata. Şortu çok var. Ama tişörtü yok. Diving flak flak flak. Şarkıları o kadar güzel ki vallahi bazen hiç belimden çıkmıyor. Durup dururken Coco Melon şarkıları söylüyorum benim için de. Çok şey melodisi çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Goed zo. Onu da koy. Deze ook onu da koy. Aferin. Bunu da koy. Düştü. Bir daha. Her şeyi aldık mı? Kontrol edelim. Normalde böyle yeni aldığım şeylerin etiketlerini keserim. Hani içinde nasıl yıkacağını falan yazıyor ya. Onu kesmemişim. Yakıyor şimdi tabii. Bizim mahallede bir ev satılıktı. Daha yeni satılığa çıkarıldı. Ev yani aynı bizim evden. Yani özel bir şeysi yok, aynı bizim evden. Yani ne daha büyük ne daha küçük, aynı bizim tip evden. 4,5 yani 450 bin euroya gitti, satıldı. Yani aklım almıyor. Yani neredeyse yarım milyonluk bir evde mi yaşıyoruz yani biz şimdi? Aklım almıyor yani. Eskiden yarım milyona koskoca hani villa gibi bir şey alabilirdin. Gerçekten fiyatlar aldı başını gitti vallahi. Yani bizim tip evler birkaç sene önce de hani böyle 250, hani belki içi böyle güzel yapıldıysa, sıfırdan yapıldıysa 300 bin falan olurdu. Ne yarım milyonu ya. Bir de almazsın ya, her yerde verkauft yazıyor. Her yerde yani satılmış yazıyor. Hani satılmaz diyordum ama ya gerçekten evlerde satılıyor yani. Çok ilginç ya. İlan açacağım, inanmayacak ilan. Efendim. Hay, bir şey diyeceğim. Bizim sokakta ev vardı ya. Hangisi? Hani 400 bilmem kaça koyulmuştu. Ya. Satılmış mı? Satıldı. Oha. İstat verkocht. Mensen zijn gek. Evet ya. Markete uğrayacağım. Markete bir şey istiyor musun? Strunsap falan da al. Niye? Limon var ya evde. Strunsap al. Kolay oluyor. Ay bozuk bu. Okey tamam. Tamam. Ayakkabılarını attı yine. Koydum altına.
Daha ayakkabılarımı çıkartana kadar. Yumurta vardı içinde şöyle. Yumurta vardı böyle. Açtı ağzını. Top gibi. Ha bir tanesi, aa bu işte. Bunu aldı. Hop diye çantanın içine geri attı ve kırıldı. Devam ediyoruz. Thank you. Bir yumurta gitti ya içimci zeytin. Kameranın şarjını değiştireyim. Şey yapıyor çünkü. Ondan sonra da şöyle hızlıca yoğurt aldım. Muz. Şunlar çok hoşuma gidiyor. Yeni keşfettim. Bunlar enerji içici ama tadı çok hoş. Böyle elma, asitli elma suyu gibi. Ne oldu? Fıstıklı çikolata. Bitter çikolatası bunlar. Bunlar çok güzel. Eskiden çok yiyordum bunlardan. Sütlüsü de çok güzel. Bu sefer bitter aldım. Şöyle. İçinde böyle fıstık. Fıstık var yani. Hı. İki tane kırmızı gül aldım. Masa için. Çili domates aldım. Somon balık patatesi aldım. Ben bununla tost yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunu ekmeğe sürüyorum. Üzerine kaşar, peyniri, birazcık çeri domates, karabiber, istediğiniz baharat. Sonra da tost yapıyorum öyle. Çok güzel oluyor. Şunu diyor. 18 tane, 17 tane yumurta. Brokoli. Akşama tavuk yapacağım. Hep vloglara denk geliyor. Yani fark ediyorum gerçekten. Biz her gün tavuk yemiyoruz. Ama nedense hep vloglara denk geliyor. Yani belki haftada iki defa tavuk yiyoruz. O da hep vloglara denk geliyor. Böylece siz izlediğinizde sanki her akşam biz tavuk yiyormuşuz gibi oluyor. Gerçekten öyle değil. Ve onun yanında böyle coleslaw aldım. Yakışıyor yani, hoşuma gidiyor. Mandalin aldım. Mandalin. Aldım bir de İlhan limon suyu istedi. Evde limon var ama bu daha kolayına geliyor. Limon suyu istedi. Bir tane yarım ekmek, kepek ekmeği, bir tane böyle yuvarlak ekmeklerden aldım. İlhan istemişti kahve sütü. Bir tanesini yarım yağlı aldım çünkü bu bitmişti. Geldin mi? Palm yardımla. Bunu blokara da uğradım. Bunu Mert'e aldım. Bunları da Mete'ye aldım. Çok tatlı. Vahşi hayvanlarla. Şu indirimdeydi. Baykuş var. Şöyle. İkisi böyle şey olmaz, hoşuma gitti. Hani ekmek bir de meyve koyarım diye. Şunu açalım. En dışındaki böyle bir zebra. Sonra içinde bir tane pembe çita herhalde çıktı. Bir tane daha küçük. Abi tam ya böyle yaban mersinlik falan güzelmiş. Böyle aslan. Çıktı, renkleri de çok hoş. Bundan içecek mi bilmiyorum. Çünkü sadece o işte kırmızılı, işte normalden içtiğinden başka bir şey de içmiyor. Tek ondan içiyor. Başka marka şeyi de var ama en iyi ondan içiyor. O yüzden bakalım bundan içer mi diye. Gel ayakkabılarını giyelim, gel. Bazen yorumlarda soruyorsunuz işte içine, suyun içine döktüğünüz o pudra ne diye. Bununla birlikte geliyor şöyle. Çiçeklerin ömrünü uzatıyor. Kendi kendine oynuyor böyle. Yeah.
Yürümeyi mi unuttun sen? Evet. Hayırım. Bay bay. Gidiyor. Bay. Toprak renginde tişört. Bu dinozorlu. Şöyle. Tam beyaz değil de böyle kırık beyaz, böyle krem rengimsi gibi. Şöyle. Ha, geldin mi? Çiçeğimi de koyamam, buraya döker. İyi. Bu 2.99'du. Bu da 3.99. Bir tane de bu da yılanlı. Dinozor diyecektim. Yılanlı böyle şöyle. Bazılarını büyük aldım. Bu mesela 92 beden. Thank you. Mete şu an tam yani 86 oluyor ama H&M bazen yıkadığını da çekebiliyor. O yüzden 92 aldım. Tam önüne durdu. Armut kafana mı bakacaklar, gel. Ha. Bu 4.99'du. Şöyle bir tane aldım. Bu da 3.99'du. Bu kadar. Tişört olarak 1, 2, 3, 4 tane aldım. Yeter. Evdekilerle birlikte. Şortu var zaten bayağı demiştim. Bunu da gördüm. Bunu şimdi giyemez. Çok sıcak bunun için ama. Bu da indirimdeydi. 6.99'u aldım. Bir pijama böyle. İskeletli. Sanırım bu gece ışık da veriyor. Öyle diye tahmin ediyorum. Bu üstü. Bir de altı. Götürdü. Mert okuldan geldi. İçeride televizyon izliyor. Melis arkadaşıyla oynamaya gitti. Yavaş yavaş akşam yemeğine başlamak istiyorum. Yani fırınlık yemek olacak. O yüzden fırını atamam. Çünkü biraz sonra evden çıkacağız ama en azından doğramasını şimdiden yapayım ki biraz sonra daha kolay olur diye. Anneanneye gidiyoruz. Hı. Sen ve Mete anneannede kalacak. Ben ve Emel kalacağım. Ya ben Mete de on. Anneanne ve dede var ya aşkım. Oh ya dede. Dede, daha dede mi taş var? Ne dede dede? Ya dede mi taş var? Anneanne kan hiç var. Evet aşkım. Değil mi? Değil mi? Ya evet. Anne ayrı suçlu. Doğru diyorsun. And dede is left fit. Dede is not fit. Ya dede is not fit. Ben de Mert'le kuaföre gideceğim. Kendisi istedi. Bu, Waar gaan ze knippen? Dat is eigenlijk altijd een beetje hier zo. Oh ja. Een beetje boven. Ja, dat is achter en oren. En beetje. Ja, je oren echt. Anne, hier zit echt heel veel haar zo. Ja, echt. Je voor je oren. Ja, echt bedekt het helemaal. Maar als je jongen doet zo. Hij gaat hier ook door onze kruis. Dat weet ik niet. Ik kan wel lopen door. Wat? Door. Je past een auto in. Aşkım birazcık daha gitsem, ha birazcık daha gittim. Hah, şimdi durdum. Hala kırmızıyız ya. Ne oldu? Sen ne oluyor? Aşk pot. Sen ne oluyor? Aşk pot. Bak dedi. Dede orada, bak dede orada. Hayır. Gel, dede orada bak. Arıyor seni, bak arıyor. Aa, senin ayakkabın nerede? Hayır, ben dedim. Senin ayakkabın nerede? Aa, burada, burada. Hey. Biraz sonra farklı bir Mert göreceksiniz.
kesti. Hiç makine vurmadı yani. Gayet güzel yani. Çok güzel geçiş yaptı orada. Ne? Ik heb die auto echt een hele grote ongeluk heeft gehad. Vurulmuş mu kanka? Ya güzel, hadi gidelim. 1, 2, 3, hadi gidelim. Eén ding, en dan mis ik nog een kamer. Een spiegel. Ja, wat iedereen heeft. Ja, jij krijgt ook een spiegel van mij, kom op. Bu Barbie bebek evi kalkıyor, gidiyor. Dilara'ya vereceğiz. Onu da işte önümüzdeki günlerde kardeşim gelip alır. Nasıl aşağı indireceğiz? Camdan belki indirebiliriz diye düşündük ama camdan sığmıyor sanırım. Demonte ettiğinde de bozuluyor. Bir kere zaten biz ettik, yerleri bozuldu. O yüzden bilmiyorum nasıl yapacağız onu ama. Onun yerine de Melis bir tane koltuk istiyor. Böyle hani 1,5 kişilik var ya. Böyle love seat diyorlar. Onlardan istiyor bir tane. Kikiboo! Gözünü kapatayım bak. Kikiboo! Evet. Kikiboo! Gözünü kapatayım. Daaa! Hepsi geldi şimdi. Yürü seni. Sen de mi? Hey Allah'ım ya. Sırayla Nüeka. Yok kızım, yok canım, yok ya. Kamera elinden alıyor. Çocukların üçü de yattılar. İlhan bahçede spor yapıyor. Ben de bunu kapatmadan önce Zara'dan aldığımı paylaşmak istedim. Böyle ipli, askılı, böyle kotun üzerine güzel olur diye düşündüm. Öyle normal düz kırmızı bir elbise. Şöyle. Böyle yüksek boğazlı bir body. Rengi çok hoşuma gitti. Masmavi. Son zamanlarda böyle body giymek çok hoşuma gidiyor. Yani günlük giyebiliyorsunuz. Böyle farklı aksesuarlarla, işte topuklarla. Gece kıyafeti yapabiliyorsunuz. O yüzden çok yönlü bir kıyafet bence. Bu şortun beyazını da almıştım. Vlogda gösterdim. Hatta bir vlogda da giymiştim. Şimdi böyle kot rengini de aldım. Böyle açık mavi rengini. Şöyle alt işte şort. Üzerinde böyle giydiğinizde önden böyle etek gibi görünüyor. Mini etek gibi görünüyor. Şimdiki taktığımın aslında büyüğü. Bu da böyle. Bu da bunun büyüğü. Ya bu ne kadar ağır. Bayağı ağırmış bu. Şöyle mavi altın renkli bir kolye.
Bütün ürünlerin kodlarını videonun altında paylaşırım. Eğer işte arasında işte beğendikleriniz varsa bakabilirsiniz. Es de verdad, pero no lo es. Antes lo dudaba, ahora.